Ben Yasemin Filibeloğlu, kamu personeliyim. Eşim Polat Filibeloğlu, o da kamuda çalışıyor. Bu da küçük kızımız. Ben Filibeloğlu, ben 3 yaşındayım. Evet. Tatile gidiyorum, bir de okulda çalışmalarımı bitiriyorum. Evet. Mişa 45 günlükken hayatımıza girdi. En büyük hayalimizdi flört dönemimizde bir köpeğimiz olsun. Hani belki insanlar evlenelim bebeğimiz olsun hayal eder ama bizim hep hayalimiz bir köpek sahibi olmaktı. Hatta iki köpek sahibi olmaktı. Evlenir evlenmezdi araştırmalara başladık nasıl bir köpek bulabiliriz. 45 günlük evimize geldi. İyi ki de gelmiş. O zamandan bugüne onunla hayat çok çok güzel geçti. Çok mutlu zamanlarımız oldu. Mişa'yla yürüyüşlerimiz oluyor. Hafta sonları yürüyüşler yapıyoruz. Yine böyle bir yürüyüş esnasında yani eve geldik daha sonrasında. Yani biraz yorgunluk, durgunluk. Ondan sonra yani biz bunu daha önceki uzun yürüyüşlerimizde olduğu gibi zannettik. Birazcık böyle et kesiyor hani o tarz bir şey olduğunu düşünmüştük. Çok da şey yapmadık hani geçer oluruna bıraktık. Ama ertesi gün baktığımızda iştahsızlık, daha sonrasında yediklerini, yani zorla yedirdik aslında. O zorla yedirdiğimiz şeyleri de çıkardığını fark edince. İşin daha ciddi bir şey olduğunu farklı bir durum var. Yani. Sadece yorgunluk değil diye düşündük. Bu sırada da bir arkadaşımızın vesilesiyle Evrim Bey'e ulaştık. O şiddetle tavsiye ediyordu. Kesinlikle bir sonuç alabileceğimizi söylüyordu Ada Veteriner Polikliniği'nde. Evrim Bey sağ olsun telefon aracılığıyla epey bir eşimle görüştü ve onu yönlendirdi. İşte eşimden bilgileri alıp sürekli tahminler yürütmeye çalıştık. Ve günün sonunda dalakta bir problem, hatta yırtılma olabileceği düşüncesiyle apar topar Kocaeli Gölcük'ten İstanbul'a yola çıktık. 2 saat içerisinde oradaydık ve bu 2 saat içerisinde poliklinikte tüm ekip, hatta donör olabilecek köpekler bile hazırdı. Geldiğimizde kendileri de bazı tetkikler yaptıktan sonra ameliyathanenin hazırlığı tamam olduğu için hemen operasyona girdim Mişa. Yani o sürece kadar biz hani bu şekilde kanser olabileceği veya farklı bir rahatsızlığı olabileceğini hiç bilmiyordum. Çünkü vücudunda bir şey var ama yani ne olduğunu ameliyat olmadan anlayamayacağımız için. Evet. Biz bu operasyona mecburen onay verdik ve riskli de bir durumdu. Çünkü en son verdiğimiz kan değerimiz gerçekten ameliyat olabilme durumunun çok altındaydı. Evet, o seviyenin bile altında olduğunu yani, Evrim Bey söylemiş. Çok riskliydi. Yani ameliyata belki girdikten sonra tekrar çıkamayabilirdi. Bunu da göz aldık ama güvendik gerçekten sonuna kadar ekibine ve Evrim Bey'e güvendik. Zaten başka da seçeneğimiz yoktu ve kızımız ameliyata girdi ve biz zaman kavramını orada kaybettik. Çok iyimserdik ama maalesef kanserin biraz da agresif bir türü olduğunu, limiyosarkom olduğunu öğrendik patoloji sonuçlarında. Sonra başka bir yerinde acaba herhangi bir metastaz var mı? Bunun öğrenilmesi için tomografiye ihtiyacımız vardı. Tomografiyi görüntülemek için bir merkez ayarlandı. Orada çekim yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı, temizdi. O mutluluk verici bir sonuçtu. Ama hala riskimiz vardı çünkü içerideki tümör patlamıştı ve kan yoluyla tüm vücuda, karın boşluğuna o kanserli hücrelerin dağılmış olma ihtimali çok yüksekti. Kemoterapiyi en başta düşünür gibiydik fakat çok sancılı bir süreç olacaktı kemoterapi süreci bizim için.
O yüzden kemoterapi almamasını daha uygun gördü Evrim Bey. Ve farklı hormonal tedaviler araştırdı. Hakikaten de araştırıp da bize gönderdiği sonuçlar tamamıyla kanser hastaları, insanlar üzerine yapılmış araştırmalar ve onlar üzerinde denenmiş ilaçlarla biz tedaviye devam ettik. Ve hakikaten de iyi sonuçlar aldık. Ben inanıyorum ki, diliyorum belki de ama bir lüksle karşılaşmayacağız. Şu an hakikaten hayat kalitesi çok iyi Mişan'ın. Kıpır kıpır. Gençlik yıllarına döndü diyebilirim. Hatta bazen ne oldu bu kıza böyle bile diyebiliyoruz. Şu an için çok iyiyiz. Ben lüks olmayacağına tüm kalbimle inanıyorum. O güçlü bir kız. O bizim ilk gözlerimiz. Koca kızımız. Yaşı 9 olabilir ama 2'de sabitlediğini düşünüyoruz. Kıpır kıpır o bizim yaşam enerjimiz. Ondan öncesi nasıl da hayatımız hatırlamıyoruz ama ondan sonrası da... Yani ilk gün geldiğindeki o hali bile yani... Evet. Hiç gözümüzden önünden hiç gitmiyor. Yani ufacık bir şeydi gerçekten. Bu kadar kocaman olacağını da yani tahmin etmemiştik açıkçası. Evet, çok çok. Ama hep yaramazdı. Ama bu şekilde olması gerçekten sağlıklı evet. olduğunu gösteriyor. Aynen. Hep böyle olmasını istiyoruz tabii ki. Evet. Onun için kesinlikle bir sıkıntımız yok. Hatta şöyle söyleyelim, operasyondan sonra hiç bizim alışık olmadığımız bir şeydi tabii ki. Çok büyük bir dikişi vardı, bir sürü ilaç alıyordu, işte mide koruyucusu, antibiyotikler, ağır bir ağrı kesici. Çok sakindi, çok durgundu. Biz buna hiç alışık değildik bu haline Mişan'ın. Çünkü hep kıpır kıpır, hep enerjisi tükenmeyen ama her seferinde bizi tüketen kızdı o. Bir ay kadar ilaçlara devam ettik. Ondan sonra kan değerleri normale dönünce ilaçları kestik ve Mişa birdenbire eskimiş oldu. Sonradan fark ettik ki kullandığı ağrı kesicinin aynı zamanda sakinleştirici özelliği varmış. İlk gittiğimiz poliklinikte Mişa'yla işte kan alma aşamaları oluyor. Bu sırada beklerken tezgah masanın üstünde. Yani ben ayaktayım, oturarak gelip benim neredeyse boy hizamda durduğu bir anda başını benim alnıma yaslayarak gözlerimin içine öyle bir baktı ki yani gerçekten beni kurtarın, ben savaşıyorum, benim için yani elinizden geleni yapın dercesine. Gerçekten burada düşünemiyorsunuz. Onun için biz de tabii ki imkanlarımızı kullanarak sevdiğimiz, onun için gerçekten değer verdiğimiz hayatın devam etmesi için elimizden geleni yaptık. Evet, yani tedavi süreci olsun, ameliyat kısmı olsun, yani bunun üzerine gidip tomografi işlemleri gerçekten maliyetli işler. Herkesin tabii ki kolay kolay belki yürütemeyeceği ama gerçekten can dostu olan böyle köpeklerimiz yani. Hatta biz kızımız diyoruz daha çok. Biraz köpek deyince yani yabancılaşıyor ama yani gerçekten onun için mesela yapabileceğimiz evet her şeyimizi koyduk. Gerçekten şu an o da bize bunun karşılığını hani ben sizinleyim. Sınırsız sevgi. Yanınızdayım. Yani bunu göstermesi bile gerçekten çok başka bir duygu. Onun için yani herkesin varsa imkanı bu şekilde rahatsızlığı olan sonuna kadar bence gidebilmeli, gitmeli yani. Yani bu duygu gerçekten çok farklı bir şey. Operasyon sırasında manevi olarak da çok yıprandı. Küçük bir kızımız var. Tabii ki ikisi de bizim için çok değerli ama tamamen Mişa'ya da odaklı olamıyorsunuz o dönemde. Ameliyattan sonra Evrim Bey hatta poliklinikte kalmamızı önerdi. Çünkü onun iyileşme sürecinde yanında olmamız hakikaten çok önemliydi. Ve Mişa da bize çok bağlı. Biz gittiğimiz hiçbir yerde Mişa'yı tek başına bırakmadık ya da bir başkasına emanet etmedik. Aramızda hakikaten çok
önemli bir bağ var, çok sıkı bir bağ var. O evin köpeği bile değil, evin büyük kızı. Yalnız bırakıldığı zaman çok strese kapılan bir köpek. Ki öyle bir operasyonun, öyle ciddi bir operasyonun arkasında onu yalnız bırakamazdık. Orada radikal bir karar almamız gerekiyordu. Küçük kızımı, eşimi eve gönderdim ve ben büyük kızımla orada kaldım. Yani iyi ki de kalmışım diyorum şimdi düşününce. Zordu. Evet. Zordu ama sonuç çok güzel. Kanser çok sinsi bir hastalık. Hele de Misha'nınki gibi iç organlarda bir yerdeyse, ne kadar büyük olursa olsun ki Misha'nın içerisinden çıkartılan kitle 2 kilo yakın çok büyük bir parçaydı. Dışarıdan herhangi bir şişlik hiçbir şey hissetmedik. Biz onu sadece aslında hani karın bölgesinde bir genişleme vardı ama biz onu çünkü aktivitelerimiz kısıtlandığı için kızım dünyaya geldikten sonra kilo, fazla kiloları olduğunu düşünüyorduk. Biz orada fark ettik ki aynı insanlarda olduğu gibi belli sürelerle aslında hayvanların da check-up yapılması çok 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 önemli bir şeymiş. Hayvanlar için, hayvanlara özel böyle radyoloji merkezleri olsa. Çünkü böyle bir gerçek var. Bu hastalık sadece insanlarda görülen bir hastalık değil. İnsanlarda görülen tüm türlerinin hayvanlarda görülme ihtimali olan ve bu kadar da yoğun karşılaşılan bir hastalık. Böyle bir gerçek varken bence geliştirilmeli, hatta çoğaltılmalı. Çünkü onlar artık ailemizin bir ferdi. Böyle bir hastalığa yakalandığı zaman bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Birçok kişi eminim benimle aynı fikirdedir. Fakat bunların yapılması için yeterli poliklinik bir alan varsa biz ancak bunu yapabiliriz. Yani onun için de bu konuda daha geniş çalışmaların yapılmasını diliyorum. İnşallah yapılacaktır.